Ben bir şey diyeceğim bak, hocanın hatırına. Bugün Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Yenikent Mahallesi nerede? Ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmailciye hoş geldiniz. Şu anda Servet abi kamerayı tutmakta zorlanıyor. Aşırı derecede rüzgar var. Sallanıyor. Ben ne tarafa dursam diye bakıyorum. Efendim? Levhayı yıkılacak. Üstünce. Ben hem levhayı tutayım da yapacağım. Zaten o bu rüzgarın şiddetiyle mi eğildi bilmiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Ereğli ilçemize bağlı Taşbudak Mahallesi'ndeyiz. Buraya Mustafa Can kardeşimizin vesilesiyle geldik. Yukarıda ona da tanışacağız, size aktaracağım. Aslında ekranlardan da hatırlayacaksınızdır. Değerli İhsan kardeşimin programına, Stüdyo Konya'nın programına da konuk olmuştu. Sazıyla, sözüyle. Onun vesilesiyle geldik buraya. Beraber yoldaş olarak geldik. Arabayı da o kullandı. Ben yattım. Yatarak geldim yani. İyi oldu. Yani iyi ki gelmişiz. O yol yoksa çekilmezdi yani. 155 kilometre yol geldik. Yani burası bayağı uzak. Velhasılı Taşbudak'tayız. Değerli Servet abim var. Yanımızda kamera sallanıyor. Recep yine var. Yanında bir Mustafa daha var. O da darbuka çalacakmış. Aslı var yok bilmem. Çalar çalamaz. Göreceğiz hepsini. Efendim Taşbudak'tayız. Buradan hoş sohbetler, güzel görüntüler yansıtacağız sizlerin ekranlarınıza. İyi seyirler efendim. Bu rüzgarda nasıl çekim yapacaksak inşallah ayakta kalırsak çekeceğiz ve yayınlayacağız. Hadi. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor, bu tarafa doğru esiyor. Değerli izleyicilerimiz, Ereğli ilçemize bağlı Taşbudak Mahallesi'ne giriş yaptık ve tabii ki önce muhtarımızla tanışacağız. Sonrasında mahallemizi tanıyacağız. Muhtarım selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Muhtarım seni bir tanıyalım. Taşbudak Mahallesi muhtarı Bekir Yılmaz. Bekir Yılmaz. Evet. Bekir abi, gençsin. Evet. Güzelsin maşallah. Saçlar hafiften dökülmüş. Evet. Yaş kaç oldu Bekir abi? Yaş 48. Yaş 48 maşallah ama 48'i göstermiyor ha. Harbi söylüyorum yani. İnşallah. Eyvallah. Bekir abi, Taşbudak mahallemiz kaç nüfusa sahip? 280 nüfusa sahip. 280 nüfusa. 280 kişi de var mı şu anda burada? Şu anda burada yok ama komple yani nüfus olarak. Tamam eyvallah. Yani evet. Şu anda 280 kişi geçimini buradan mı sağlıyor yoksa hani Ereğli'ye gidip yok, gelen yok, var mı? Yok buradan genelde işte 60 63 hane oturuyor şu anda burada. Hı hı. Nüfusumuz da genel nüfusta 280. Eyvallah. Peki bu sizin genel köylerin hani genel problemi diyelim. Hani iş imkanından dolayı göç sizin burada da var mı? Öncesinde olmuş yani mesela ben 8 kardeşiz, 2 tane var burada, 6 tanemiz şu anda Ereğli'de. Hmm. Ama şu anda göç yok köyümüzden ve gelen de oluyor yani. Peki şu an geçim kaynakları neler? Şu andaki geçim kaynağımız tarımcılık bir de hayvancılık. Yani ekilebilir şeyinizde, arazinizde ne ekiyorsunuz abi? Şu andaki ektiğimiz arpa, buğday, mısır. Sulanabilir arazi. Sulanabilir de var, sulanmayan da var. Domates genelde fazlalık olarak ekiliyor. İşte çoğunluk kıraçlarda da arpa, buğday. Arpa, buğday. Onlar Rabbimin artık lütfuna bakıyor, evet, değil mi? Yağmur yani, yağarsa tabii, güzel tabii. Verim, yağmazsa evet. Yapacak bir şey yok. Eyvallah Bekir abi, teşekkür ediyoruz. Şimdi biz teşekkür ediyoruz. Biz
Bugün Allah izin verirse Ereğli Taşbudağı izleyicilerimize aktaracağız. İnşallah. Bugün buradan güzel görüntüler yansıtacağız. Senin vesilenle, sen yardımcı olacaksın, bizi gezdireceksin köyde. İnşallah. Olur değil mi abi? Olur. Eyvallah. Azıcık hani gezdirmeyecek gibi duruyorsun da ondan sonra. Yok canım, gezdiririz. Niye gezdirmeyelim? Eyvallah Bekir abi. Şuradan sıradan tanışalım abi. Sizi tanıyalım abi. Ben Taşbudak köyünden Cumali Altuntaş. Eyvallah Cumali abi. Sen ne yapıyorsun? Ben Ereğli'de belediyede çalışıyorum. Eyvallah. Zaman zaman köyümüzde arazilerimiz var. Onlardan Taşbudak mı? Taşbudaklıyım. Eyvallah. Aslen. Bugün hani bugün gezmeye mi geldin? Hani bizi duyunca mı geldin? Yoksa... Bugün özellikle muhtarımın davet üzerine KonTV'nin geleceğini söylediği için eyvallah. Muhtarımın arzusuyla geldik. Eyvallah. Çok güzel. Peki belediyede göreviniz ne? Fen işlerinde şoförüm. Eyvallah. Güzel abi. Peki hani sen babadan mı gidilmiş Ereğli'ye? Dededen mi gidilmiş yoksa sen mi gittin? Nasıl oldu? Yok. Biz 1980 yılında çok bizi fakir ailenin çocuklarıydık. Ereğli'ye iş imkanları için o sebeple gittik. Bugünün şartlarıyla Allah herkesin gönlüne göre versin. Ereğli'deyiz, mutluyuz. İki çocuğum var. Birisi Konya'da hemşire olarak çalışıyor, Mumuni Hastanesi'nde. Bir oğlum var, Selçuk Üniversitesi'nde iktisat bölümünde okuyor. Kendim de Ereğli'deyim. Öyle. Emeklilik geldi mi? Yakın emeklilik mi? Normalinde prim olarak dolu ama yaş olaraktan 1,5 yılım daha var. Şu anda da bir izindeyim. İzin bitişi çalışmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sağ abi. Teşekkür ediyorum. Bizim için gelmişsin. Hoş bulduk abi. Seni tanıyalım. Fatih Can. Fatih Can. Ereğli'de ikamet ediyorum. Eğitim fakültesinde çalışıyorum. Hastanede. Yok, eğitim fakültesinde. Üniversitedeyim. Ha evet. Bizde tabii, hani eğitim araştırma yok, var ya, orayla karıştırdım. Fakültedeyim, üniversitede. Eyvallah. Tabii köyle bağımızı koparmadık. Ailemiz yıllar önce gitmiş ama biz bağımızı koparmadık. Gelip gidiyoruz. Akrabalarımız var. Sıra... Yani ben sana şu kim diye sorsam bilebilir mi? Evet. Herkesi bilirim diyorsun. Yani. Bilirim. Şu adam kim? O adam Yusuf Bey. Yusuf Baştürk. Yusuf Baştürk. Ve kendisi annemle... Akraba. Annesiyle annem amca çocuğu. Olunca ondan bildi ya. Yoksa nereden bilecek? Yani şu adamı tanıyor musun sen mesela? Biz bunu Konya'dan aldık geldik. Vallahi o adam da amcamın oğlu diyebiliyorum. gidiyoruz akrabalarını buluyoruz ya. Eyvallah Fatih Hocam. Yaş kaç? Yaş 34. 34 maşallah. 80? 84'lüyüm. Eyvallah. Güzel. Evlisin, çoluk çocuk evliyim, var. Evliyim, bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Amin, amin. Teşekkür ediyoruz. Sen de Ereğli'den geldin. Ereğli'den geldim. Eyvallah. Taşbudaklı bulamayacağız herhalde. İsmim Hüseyin İlter. Hüseyin abi sen de mi Ereğli'den geldin? Ereğli'den geldim. Cumali arkadaşımızla beraber. Özellikle sizin buraya gelmenizden dolayı. Eyvallah. Sen de buralısın. Buralıyım. Ben Ereğli'de ikamet ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de serbest çalışıyorum. Serbest çalışıyorum. Senin serbest çalıştığın belli yani. Şapkayı da çok serbest takmışsın çünkü. Evet. Kasket güzelmiş. Eyvallah abi. Yani serbestten kastın ne? Ya, esnaf mısın ara, yoksa? Yok. Ara işlerinde ameliyelik, işçilik yapıyorum. Eyvallah. Yani iş ne olursa çağırıyorlar. Biz de elimizden gelince yapıyoruz diyorsun. Evet. Senin de var çoluk çocuk. Var. Sen ne zaman gitmişsin peki Ereğli'ye? Ben 1991'de göçtüm. 91. Evlenince göçtüm. İşte evlendin oraya göçtün. Evet. Evlendim. Hanım burayı mı istemedi yoksa? İşte iyi öyle oldu. Bazı iş şartlarından oldu. Eyvallah. Yani peki burada araziniz falan yok muydu? Var. Babamın vardı da 10 hektar mesela, onda hani arazi şehit verdi oraya. Ha, çok korutmadı diyorsun. Evet, evet. Eyvallah. Canı sağ olsun abi, ne güzel. En azından hani ne diyoruz hep, doğduğun yer değil, evet. Doyduğun yer evet. Önemli olan. Evet. Eyvallah. Abi seni de tanıyalım hemen şöyle. Yusuf Baştürk. Yusuf Baştürk. Abi sen de buradasın. Buradayım, burada şu oturuyorum, burada yaşıyorum. Evet, şu ev sahibi de benim. Ama ne güzel ev yapmış. Abi gördün mü bak, Türk bayrağını da oraya işlemiş. 10 numara. Efendime söyleyeyim, köyde öyle güzel gören bir yerde. Hani etrafa hakim. Kim geldi, kim gitti. Yani muhtarın evi ta aralarda tıkılmış kalmış. Bu adam bak rahata çıkmış biraz daha. Aleyküm selam abi. Kimin? Kimin evine? Bayram. Bayram mı? Heh. Bayram yok burada. Bayram var mı? Yok, evi nerede? Bayramın evini mi aransın? Bayram uçar mı? Uçar. Aman abi dikkat edin, uçmadan gidin. Solda şöyle. Ha. Eyvallah abi, hoş geldiniz. Demek ki bak, bayram uçar da varmış ama çok uçurmamak lazım. Evet Yusuf abi, sen
güzelce evi yeni yapmış gibi duruyor. Vallahi evi yeni yaptım. İşte ben de yıllardır gurbette çalışıyordum. Öyle mi? Evet. Yurt içi, yurt dışı sürekli 90 yılından beri çalışıyordum dışarıda. Neredeydin? Şirketlerde çalışıyordum ben. Evet, şirketlerde çalışıyordum. Şoför müydün? Yani yok, şoför değilim. Normal işçi olarak çalışıyordum işte. Sonra emekli oldun. Emekli olunca dedik yani evet bırakalım dedik. Köy 2 yıldır işte buradayım. Tarım işiyle uğraşmaya başladık peki, yani. Peki hani şehir merkezine gidip gelme var mı yoksa sürekli burada mısın? Sürekli buradayım. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Vay be, helal olsun. Ne güzel yapmışsın ya. Geçen Dineksaray'da bir öğretmenimiz vardı. Hani yazlık diye yapmış adam yazlık orada oturuyormuş. Artık Konya'ya da gitmez olmuş. Yani o hesap sen de güzel ev yapmışsın. Evet, peki evet. Hani bununla beraber bir şeyler daha yapıyor musun hayvancılık? İşte hayvancılık da var işte inek şey var koyun var yani ikisinden de var yani tarım işiyle de uğraşıyoruz. Yani peki araziler hani babandan kalma mı? Yok babamdan kalma da değil de işte böyle Ereğli'de olanlar mesela onu biz kiraya tutuyoruz tarlalara. O şekilde evet ekiyoruz. O şekilde uğraşıyoruz. Ne yani. Güzel Yusuf abi ya. Vallahi en iyisini yapmışsın. Zaten hani buranın bak havası da 10 numara. Çok güzel de esiyor. Evet, bugün evet. Bizim nasibimizden midir bilmiyorum. Şu anda dışarısı 19 derece. Değerli izleyicilerimiz Ereğli'de çok güzel bir hava var. Fakat rüzgar var. Aşırı derece rüzgar var. Ha Allah'tan yani kurban olduğum Mevlam'ın gene lütfu ben kilo olunca beni oynatmıyorlar. Evet şu iki delikanlı kardeşimizle tanışmadık. Onlar köpekten hani bir tanesi köpekten korkuyorum dedi kaçtı. Sonra benden mi korktu ne oldu bilemedim. Evet sen tanıyalım kardeşim. Ereğli'de ikamet ediyorum. Eyvallah. Bayan kuaförüyüm. İsmini de söylesin. Yusuf Bozkır. Yusuf Bozkır. Evet. Buralı mısın hani memleket? Ben Betliyim. Çillerliyim. Ne işin var burada o zaman? Arkadaşımın sayesinde. Ha sen Fatih ile beraber aynen. Geldin buraya. Eyvallah zaten hani saçlarından da belli. Rüzgar da böyle hani saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın der gibi böyle saçlarında böyle bir şekil yapıyor. Evet. Eyvallah kardeşim. Yani o da kuaför olmanın. Aynen avantajı. Evet avantajı. Kardeşim seni de tanıyalım. İsmim Fırat, soyadım Altuntaş. Babamla beraber hafta sonu olduğu için köyümüze geldik. Muhtarımızın çağırması üstüne. Fırat abi hangisiydi? Cumal abinin oğlu. Ha Cumal şey, pardon eyvallah. Onun oğluyum ben. Babamla beraber köye gezmeye geldik. Peki okul, öğrencilik? Öğrenciyim ben. Okuyorum Konya'da. Selçuk Üniversitesi'nde halen devam ediyorum. Ha Konya'dasın ya. Aha. Peki sürekli orada mı kalıyorsun? Tabii oradayım. Şu anda ara dönemde olduğum için evde kalıyorum. Kendi evimizde var. Ev arkadaşlarına buradan selam gönderebilirsin istersen. Bir tane ev arkadaşım orada zaten sürekli çalışıyorum. Ben de ev arkadaşıma buradan ne selam ediyorum. Konya'da bir dönerci de çalışıyor işte. Öyle mi? Çok lokantada çalışıyor. Evet. Allah kolaylık versin. Ama aynı zamanda okuyor değil mi? Tabii okuyor. Devam ediyor. Ne güzel işte. Bak böyle öğrenciler hani kendi imkanlarıyla okumaya çalışıyorlar evet. Ya. Hakikaten kolay değil zor. Tebrik ediyorum kendisini. Sen ne yapıyorsun peki? Hangi bölüm? Ben iktisat okuyorum abi. Birinci sınıfım. Devam ediyorum şimdi. Ha, daha senin ilk o zaman. Biz daha yeniyiz. Eyvallah. Tazesin. Öğreneceksin. İnşallah. Eyvallah. Yani. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Ve Mustafa Can kardeşim. Şöyle alayım seni. Mustafa Can kardeşim. Daha önce ekranlardan hani tanıyacaksınız. Daha önce bizim stüdyo Konya FM'e değerli İhsan kardeşimin programının sunuculuğunu yaptığı Konya FM, stüdyo Konya FM'e konuk olmuştu. Hatta evet. Birkaç defa oldun herhalde değil evet. Mi? Evet. Mustafa kardeşimin vesilesiyle zaten biz şu anda Taşbudak'tayız. Onun memleketi ve bugün bizlere hem Taşbudak'ı gezeceğiz hem aktaracağız tabii rüzgardan gezebilirsek. Sonrasında da güzel bize sazlı sözlü bir fasıl yaşatacak diyelim. İnşallah. Eyvallah. Mustafa şimdi ben seni tanıyorum ama izleyicilerimiz açısından kendini bir tanıtır mısın? Şey Mustafa Can ben kendim. Köyümüz bu burası. Hani ben devamlı gidip gelemiyorum hani işten güçten dolayı. Babam çok gidip gelir. Ama tabii sizin de böyle bir program yaptığınızı bildiğim için hani ricam olduğu için size de çok teşekkür eyvallah, ediyorum eyvallah, bizi yapmayıp da geldiğiniz için buraya. Eyvallah. Davetimize icabet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum eyvallah, yani. Eyvallah Mustafa. Allah razı olsun. Biz sana teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir hani mahallemizi de ekranlara taşımış olduk. Değerli Mustafa abim var bir de. O uzakta duruyor. Hani bura benim köy değil İsmail. O yüzden ben buçuk uzak duruyorum. Bunun ismi de Mustafa. Mustafa abi. Merhaba. Sen de kendini bir tanıt abi. Ben Mustafa Keskin. Konya Salyon ilçesi doğumluyum. Konya'da oturuyorum. Salyon neresi? Merkez içinde.
Gidip geliyoruz hafta sonu köye. İşte Mustafa Can arkadaşımızla beraber Meram Tıp Fakültesi'nde çalışıyoruz. Sen güvenlikçisin, bu bilgi işlemci. Aynen. İkisi de tıp fakültesinde. Bunlar beraber düğün işi de yapıyorlar. Ben hepsini anladım size. Bunlar da secereleri okurum ben. Biz söylemeden sen söyledin yani. Gerek kalmadı. Yani, eyvallah. Ama ne güzel bir muhabbet aranızda, ne güzel bir dostluk var. Hani aynen. Buralara kadar gelebildiyseniz. Mustafa arkadaşımızla güzel, işi güzel olduğu için arkadaşımızı yanınızı bırakmadık. Düğünlere beraber gidiyoruz. Hesbel kaderse düğünlerde çalıyoruz. Hafta içi de iş yerinde, hastanede yine beraberiz arkadaşımızla. Allah muhabbetinizi arttırsın. Allah razı olsun. Rabbim dostunuza zeval getirmesin. Şimdi değerli izleyicilerimiz, biz Taşbudak'tayız. Ereğli ilçemize bağlı Taşbudak mahallesindeyiz. Bir tane delikanlı var. Tam arkanda Servet abi. Sen döndükçe o kaçıyor. Sen döndükçe o kaçıyor. Tam yakala bak. Ben döner dönmez yakalayacaksın. Kaçamadın. Evet, senin ismin ne? Bektaş Şahin. Bektaş. Bektaş öyle mi? Evet. Bektaş çok güzel. Kaça gidiyorsun Bektaş? 7'ye gidiyorum, 7A sınıfına. 7A sınıfına gidiyorsun. Öğrenci, öğretmen, bütün arkadaşlarına bir selam gönder buradan. Selam. Selam. Evet, gönderdin, çok güzel. Bektaş yerine ulaştı. Babandan 50 lira alıp geleceksin, tamam mı? Tamam. Selam gönderdin ya. Selamlar ücretli bizde. Vay Bektaş'ım vay. Sen buralı mısın Bektaş? Evet. Hangi okula gidiyorsun sen? Kutören Ortaokulu. Kutören'e mi gidiyorsun? Evet. Çok güzel. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Biz de bugün Taşbudağı gezeceğiz. Müsaade edersin değil mi? Evet. Tamam. Müsaade etti. Velhasılı velkelam. Yeni gelen, yeni katılan abilerimiz var aramızda. Evet, buyurun, buyurun. Buyurun. Sizler de hoş geldiniz. Mavi ceketiyle maşallah başbakanın ceketine ne kadar da benziyor. Merhabalar. Abi sizi bir tanıyalım. Evet, buyur. İsmim Misail Ter. Eyvallah İsa abi. Sen de buralısın herhalde. Buralıyım, Taşbudak. Çok güzel. Nerede kalıyorsun? Burada kalıyorum, Taşbudak mahallesinde. Köydesin ya. Köydeyim, köydeyim. Niye geç kaldınız abi? Biz sabahtan beri sizi ararız. Vallahi abim de bayram uçağı arardı ama buldu mu ki acaba? Vallahi arayan bulur. Uçağı, değil mi? Ha, arayan Mevlasında bulur. Beni de. Herkesi bulur. Eyvallah. Peki burada hayvancılık, tarım? İkisi de var. Hayvancılık da var, tarım da var. Eyvallah. Genelde işte şimdi, hayatımızı bir şekilde idame ettiriyoruz diyorsun. Ya hayat bir şekilde sürüp gidiyor da evet. Çok da memnun da değiliz hayatımızda. Yapma ya. Niye evet. Abi sen hayatında memnun gibi duruyorsun. Sinek kaydı tıraşın olmuşsun. Klormatik gözlüğün var. Kasketin 10 numara. Hani benim babam 8 köşeli kasketi vardı. İşte o bu ya yani. Şimdi görünüş çok güzel olur da içi boş olur. Ha. Ağaç da çok güzel olur. Şey diyor ki raporta sağlam da diyor. He. Hiç motor yani. Diyor, rekteviye olacak diyor. Rekteviye de değil, bitik yani. Bitik yani. Rekteviye de olsa düzen almaz. Hmm. Böyle göründüğüne bakma, mecbur sağlığın için görünüyorsun da hasta bir adamsın. Evet. Allah şifa evet. Versin abi. Amin cümlemize. Sen ben Osman Battal. Efendim? Osman Battal. Osman Battal. Ben Osman bu abi. Ben bu öğrenliyim. Nerelisin? Bu öğrenliyim. Bu öğren. Neredeymiş abi? Bu öğren. Göl öğren var bir de. Göl öğren şu yanda. Göl öğren bu yanda. Değerli izleyicilerimiz bu tarafta Emir Gazi'ye bağlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gölören vardı. Gölören'in üstünde şu anda Kutören'e yakınız ve Taşbudak'tayız. Evet. Abim de Böören. 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 Ama Böören diyor abi. Eskiden Böören mi derlerdi abi? Böören derlerim. Yani Böören desem bilmezler diyor. Böören. Yani Böören'den abi hani şimdi yanlış anlama sözümü de bak sizleri tenzih ederim. Normalde hani böğürmek anlamında hani değil mi? Böören. İşte Böören yerleriymiş buralar işte ha. Öyle bir Böören kalmış orada. Anladım. Boz bir Örenmiş o zaman orası. Dağın arası. Tamam dağın arasında. Evet. Çok güzel. Sen oradasın. Peki evet. Şimdi burada ne işin var? Ben... Güzel böyle bir başbakan ceketinde giymişsin. Hakikaten ya, güzel yani. Tek o kadar değil canım. Hani ceketin bana ya ben dünden oraya çıktım. Olma. Benim orada bahçem vardı. Oraya tamam. Çıktım. Oralarda bir eğlendik. Çay içtik. Oradan da hocayla buraya geldik. Hangi hocayla? Mehmet hocayla. Eyvallah. İşte buradan da işte İreli'ye gidileceğim. Buradan ben İreli'ye gideceğim. Eyvallah. Sen İreli'de mi duruyorsun? Ben İreli'deyim. Göçtüm oradan. Çok güzel. Eyvallah abi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ memnun ol, olduk. Sağ ol. Sağ ol. Güzel ben oldu yani. Seninle de tanışmış olduk. Bak böyle vesile oldu. Bu abimizle tam tanışacaktık. Araya mevzular daldı. Abi senin ismin neydi? İzzet İlter. İzzet İlter. Evet. İzzet abi sen ne yapıyorsun? Ne yapalım ya işte biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buradasın? Evet köydeyiz. Çok güzel. Ne var abi hayvan sende? 50-60 koyun var onunla uğraşıyoruz. 50-60 koyun var. 300 de devlet verecek. 360 Allah bereket versin. Devlet baba bize zor verir ya. Niye ya? Bilmiyorum ki anlamıyoruz bizim koyu. Yasaklı koyu herhalde. He.
Nasipten pek faydalanamıyoruz diyorsun yani. Bizim köy bilmiyorum ya, bizim köy bir dışlanıyor gibi yani, ben anlamadım. Geçen senede bir genç çiftçi şey vardı. 30 koyun 40 koyun hibe diye. Bizim köyden hiçbir tane Allah kuluna verilmedi yani. Bizim köyde fakir insan mı yok, ben onu anlamadım yani. Ya bununla ilgili bir çözüm yoluna bakılması lazım, evet, diyorsun. Evet. İnşallah hakikaten biz de yani buradan hani seslenelim. İnşallah 300 koyundan siz de nasiplenirsiniz diyelim. Ya bize 300 değil, 50 verse de yeter. 50 tane verse de destek olsa da yeter diyorsun. Evet. Eyvallah, Allah razı olsun. Geri teşekkür ederim. 50 de verse yeter yani. 25 verse de yeter bizim koyun insanlar. Biz kanı gönüllüyüz, evet, diyorsun. Evet. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Ereğli Taşbudak Mahallesi'nde gezimize başladık. Muhtarımızla, buradaki ahaliyle sohbet, muhabbet ettik. Şimdi de taş budağın güzel görüntülerini sizlere yansıtacağız. Devam ediyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Taşbudak'ta geziyoruz. İlk olarak tabii ki köyümüzün tarihinden bahsedelim dedik ve tarihi bir aracı gösteriyoruz şu anda ekranlarınızda. Çok eski, tarihi çok eski bir aracımız. Dursun emmim kendine göre ayarlamış aracını. Kesinlikle araçta far, arka sinyal vesaire bunlar kullanmıyor. İhtiyaç da duymuyor. Benzin kapağı zaten evde doldurduğu için mazot kapağı yok. Aracımızın kapısı her zaman açık. Niye? Hani adamların gönlü bol. Hani gelen lazım olursa binsin gitsin diye kapıyı bile örtmüyorlar. Böyle gönlü güzel insanlar var. İşte aracımız kaç model onu bilmiyorum da bayağı var yani. Yok canım, sen de Fir. Neredeyse sohbette orada duruyor. Vallahi iyiymiş. Çok güzel. Evet, şimdi köyümüzün eski yaşlarından Dursun emmimizi bir ziyaret edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun amcam, iyi. İyi aman, Allah uzun ömür versin, sağ olun. Allah razı olsun, sana da Rabbim hayırlı ömür versin. Dursun emmim, otur. Amin, hiç rahatsız olma, otur. Tamam, otur. Bu ne şurada, evet. Ha, buyur, söyle. Durmuş, tamam. Ne var ne yok? İyi, güzellik, bir yaramazlık yok. Seni bir tanıyalım şimdi, sen kendinden bahset. Ben Taşbudak köyünden Dursun Baştürk. Dursun Baştürk. 70 yaşındayım. Çiftçiliğiyle uğraşmaktayım. Hayvancılık da var mıdır sizin? Hayvancılık vardı da şu an için hayvancılığı deseler ki hayvanın önüne bir tenke yem götür de dök de bir tenke altın verelim deseler götüremem. Niye? Belim ağrır, dizim ağrır. Gayrı artık belki de yaşlılığın sorunu da belki de değildir ama çünkü ağrının buna benzer sebeplerinden dolayı Hayvancılığı yapamıyoruz. Yani kısacası sıhhattan dolayı yani. Evvelden ben besi de yapardım. Alımını satımını da yapardım bunu. Besini yapardım, alımını satımını yapardım. Eski cambazlardansın yani. Dur, var, doğru. Eski cambazlardan doğru. İyi bildin ama ha. Sen de bayağı tecrübelisin. Evet. Aslanı gözünden biliyorsun sen. Aynen öyle. Aynen öyle. Emin ol ki sen. Aslanı gözünden bilirim. Biliyorsun ya. Emin ol ki. Dursun emmi var dediler. Şöyle bir bakın. Sağ olun. Var olun. Var olun. Var olun. Sağ olun. Dursun emmi. Teşekkür ederim geldiğinize. Bu halimizi hatırımı sorduğunuza. Allah memnun Allah oldum tabi bu havaleyle. Biz de seni görünce memnun oldum. Tabi sağ Allah olun. Sağ olun. Şimdi Dursun emmi. Evet. Köyümüzün tarihiyle alakalı. Hı. Hani çok eskiye dayandığı söyleniyor. Tabi tabi. Hani beylikler zamanından evet, evet, söyleniyor. Bununla ilgili vallahi köyümüzün tarihi şöyle. Yani şahsen biz de bilmiyoruz dedelerden ama bunu biz de bilmiyoruz da bu ta Eskil tarafından bu evet, koy gelesiymiş. Gökbey isminde bir adam gelmiş. Evet. Bu adam ya gayrı Gökbey'di diye gözler %100 görmüş ki onun için Gökbey yani bey, bura Göybe. Buranın idi, ismi Göybe, o adamın ismini algın yani. Göybe. Göybe dinlerdi. Bu da şey, değişiklik dolayısıyla şimdi sonradan Taşbudak oldu başka. O adam buraya gelmiş. O adam ya avcıydı ya malcıydı. Yörük. İkisinin biri. Yörük, malcı. He, yani malcı. Malcı olan Yörük. Yörük diller zaten. He. Zaten hani bu avcı olmasa hani böyle tam dağın yamacına tamam, olmazdı burayı. Tamam. Doğru mu? O gelmiş. Tabii burada
oradan çoğalmış gitmiş bu köy. Eyvallah. Onun için bu köyün adı Gökbey Oradan Kalkın. Oradan geliyor. Heh. Oradan Kalkın. Şeyini sorarsanız orada daha kokunu şeyini bilmiyoruz. Mesela yukarıda şurada bizim eski cami, yani camiymiş ta evvellerden, hala taşlarından ufak tefek getirdik. Hala oranın taşlarından getirmen ya, ora cami vakıf olur, vardır yıkar, ören olur falan, böyle sözlerde söylenildi de tabi oralarda bilmiyoruz. Eyvallah. Durum yani böyle. O zamanlar öyleydi diyorsun. Evet, o zamanlar öyle. İşte buranın kokusu ta eskiden gelmiş, böyle bir Gökbey isminde adam oturmuş burada kalmış gitmiş, adı da Gökbey olmuş. Yine o adama Allah rahmet eylesin, yattığı cenneti mekan olsun. Onun sayesinde işte bu köyümüz, yerimiz, yurdumuz var. He, köyümüz var, yerimiz, yurdumuz var. Daha ziyade en mutlu olan, en sevindiğimiz taraf adam Müslümanmış ki. Biz de Müslüman olduk. Elhamdülillah. Elhamdülillah biz de Müslüman olduk. O yönden Müslüman anadan, babadan doğduk. Şükürler olsun. Bizim için en büyük varlık, en büyük mutluluk o. Kesinlikle. En büyük şükrümüz o olmasın. Tabii, tabii. Hani başkası gibi Müslümanlığı elbette, arama. Elbette, 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 tabii. Şimdi şuraya gelince, biliyor musun, buraya yani gayri şimdi yeni tarihlere dönelim. Evet. Denildi ki ya bu beldeler, bu beldeler kaldırıldı. Hı-hı. Belediyelik köylerden gitti. Bu iyi olmadı. Bu kötü oldu dediler. Hayır, hayır. Çok iyi oldu. Hayır, çok iyi oldu. Nedendi? Niye iyi oldu? Bak sebebini söyleyeyim. Neden? Şimdi bizim burada suyumuz bozulurdu. Su kuyularımız bozulurdu. Emin ol, bir ay, iki ay, üç ay suyumuz gelmezdi. Suyumuz gelip yapılmazdı. Ondan geri Kuteren'den eşeklerle su çekerdik. Kuyuların dibinden, kurtlu kuyulardan su çekerdik. Hala şahsen ben Kuteren'den su çekeceğim diye biraz da besicilik yaptığımız olur, hayvancılık yaptığımız olurdu ya. Evet. 50 necem vardı. Üzerine 3 tonluk bir tank koydum. Emin ol 50 nece kasa ses gittim. Neden? 3 ton kasa koyunca ileri giri bir yonuşta, yokuşta, inişte cak cuk ileri vurunca kasayı yoldattı ya. Bir 50 nece zararım oldu ya. Emin ol ki şimdi Allah razı olsun. Ne oldu? KOSGÜ geldi, belediyeler değişti. Eğer akşam üzeri suyumuz bozulursa alo diyor. Gayrı herhalde muhtar haber veriyor veya bir vatandaş da haber verirse. Bir vatandaş da haber verirse daha baksak ki gün doğmadan KOSGÜ, kepçe, dozer geliyor, suyumuzu yapıyor, su harıl harıl akıyor. Daha iyi bundan mutluluk eyvallah olur mu ya? Eyvallah. Daha iyi bundan mutluluk olmaz. Peki şu aracın senin kaç model? Bu mu? 1992. 92. 92. Ama bayağı eskitmişsin bunun da. Ya bu eskidi, bunu eskidi. Biz işte çiftçilik yaptığımız olurdu, besicilik yaptığımız olurdu. Aylıkçı azlıkçı tutardık. Aylıkçı azlıkçı buna binerdi, acem olurdu, şu olurdu. Benim olmadığım zamanlar, iki kişi giderdi. Biri ketirde kaçar, birini kovalarmış arabayla. Elbette, elbette. Yani eşek niyetine, binmişler. Ben kendim de eşek niyetine binerdim. Biri kaçar, benim olmadığım zaman biri ketirler de kovalarmış. Ondan geri ne olacak? Bu hale gelecek elbette böyle canım tabii. Eyvallah. Neyse, attan arabadan da geçtik. Önemli değil. Kesinlikle. Bizim için... Ne önemli biliyor musun? Bizim için vatanımız önemli, evet. Dinimiz önemli, bayrağımız önemli. Bizim için önemli olan o. Doğru söylüyorsun. Yok, şimdi bundan yani bu belediyelerin değişmesinden, şimdi hükümetten sonsuz, sonsuz, sonsuz memnunuz. Eyvallah, Allah razı olsun. Dursun Emin, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Allah gelip razı de, olsun. Gelip de o kadar bari ziyaretli buraların durumunu sorduğunuz Allah için ben de size eyvallah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizleri mutlu etsin. İzleyicilerimiz taş bulakta gezimize devam ediyoruz ama rüzgarın da bir bize karşı bir garezi mi var bilmiyorum ama soğukta değil aslında hava ama rüzgardan dolayı da
bir çarpıntı hissettik değil mi muhtarım? Evet. Şimdi muhtarım, buyur. Biz şu anda normalde gölün kenarındayız. Evet. Sizin artık tabirinizle gölet diyelim. Evet, evet. Fakat kurumuş. Evet. Bu ne zamandan beri böyle kurumuş vaziyette duruyor? Ya da ne zaman kullanıyordunuz bunu? Şimdi burası 15 senedir falan kullanmıyoruz. Normalde bura öncesinde şu karşıdan dereden su akardı. Hı. Şurada bunun akarı vardı. Oradan dereden akan suyla burası dolardı. Dolardı. Buradaki köylü o zamanki bağ bahçe. Evet, bağ bahçeye de kullanmazlardı. Hayvanlar, inekler. He. Buradan onu güden kişi gelirdi, buradan sulardı. Buraya çocuk düştü bir, su doluyken. Sonra burayı bıraktılar. Halen bir geldiler, kapatmayı falan düşündüler. Sonra da tekrar kullanmayın dediler. O şekilde böyle kaldı. Bırakıldı, evet. Eyvallah. İsa, şimdi sağımızda... Evet, burada eskiden bizim atalarımızın söylediği gibi bu aşağıki ova su doluymuş. Suluk olduğu için çevredeki köyler buraya araziyi işlememiş. Bizim gelen Gökbey denen insan buraya yerleşmiş. Keklikli'ydi. Yörük olarak. Aksaray'ın Gökbey'in yerleşmiş. Aynısı Nasli'nin bulusu. Aynı bizim kabilelerimiz orada da var. Evet. İlk gelişimizde onların orada inenliğini söyledikleri Fırat Fatih'le arasına gelmişler. Bize Fatih'le. Orta Asya'da. Ben oraya dayanıyorum. Oraya dayanıyorum. Niye diye söylersen, ben 15 yıl eskile gittim, mütercilik yaptım. Evet. Oradaki insanların söyledikleri bu. Bu bilgimi ben bunları size arz ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, rüzgar şiddetini arttırdı. Hani kız inşallah İsa abinin sesini size duyurmaya çalıştık ama inşallah duyurmuşuzdur. Siz de yayın esnasında fark ettiyseniz hani ben kilolu olduğum için bana çok fazla dokunmuyor ama muhtarı bir yerinden oynatıyor sürekli. O yüzden hani fazla uzatmayalım. Biz taş budakta köyün içinde gezimize devam edelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Taşbudak'ta hayvancılıkla uğraşan diğerli kardeşimiz, hatta iki tane kardeşimiz var. Ama biri kaçıyor sürekli hani kameranın arkasında. Sen gel abi şöyle. Sen kaçma, o adam zaten kaçmıyor. Sen de gel abi şöyle. Şimdi bir tanıyalım abi sizi. İsmim Ahmet İlter. Ahmet İlter. Evet. Aşırıda vardı bir tane İlter. Evet. Biriyle tanışmıştık. Evet, akraba. İsa İlter. İsa İlter. Akraba mısınız? Akrabayız. Eyvallah, güzel. Siz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Evet, hayvancılıkla uğraşıyoruz. İki kardeş misiniz? Yok, fazla kardeşiz ya biraz. 12 kardeşiz normalde. Şu an iki kardeşsiniz. Şu anda burada iki kardeşiz. Eyvallah. Kaç kardeşiniz normalde? 12. Efendim? 12. Maşallah maşallah. Anne bir, baba bir? Yok, anne iki, baba bir. Tamam. Anne ayrı, sizde 12 kardeş var yani, evet. Maşallah. Allah köküne bereket versin yani, bayağı iyi 12 kardeş. Güzel. Senin ismin ne? Murat benim, birader olur. Tamam. Birader. Murat İlter seninle. Evet. Çok güzel. Siz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Sadece evet. Hani küçük baş mı var? Küçük baş var. Büyük baş yok. Büyük baş bir tane var. O da sağlar. O da sağlamaz. Sağlamaz mı? Ufak. Kaç tane hayvan var burada abi? 100 tane. 100 tane. Güzel. Bunların bir de kuzuları var mı? Evet. Onları da görebilir miyiz? Görelim. Tamam. Şimdi genelde Murat abi mi ilgileniyor? Evet, genelde sen daha çok sanki böyle satıştan sorumlu gibisin yani. Yok, ben satıştan sorumlu değil de genelde o ilgilenir. Ben sen ne yapıyorsun peki? Ben imamlık falan yapıyorum köyde, ezanları falan okuyorum. Hay maşallah. Genelde. Hay maşallah. İmam Hatip evet. Yok mu? İmam Hatip şu anda imamımız yok. Onda, sen şu anda ben de İmam Hatip mezunuyum zaten kendim de. Çok güzel. Köyde yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Ne güzel. Vakitlerde falan ezanlarımızı okuyorum. Eyvallah, küçük kuzularımız salındı. Hay maşallah. İşte bu an anlatılmaz. Bu an yaşandı. Sadece izleyin değerli izleyicilerimiz. Sadece izleyin. Mükemmel bir görüntü. Görüyorsunuz. Evet. Şu anda kuzular annelerini arıyorlar. Mükemmel bir görüntü. Görüyorsunuz. Anlatmayacağım. Burayı anlatmıyorum. Siz kendiniz izleyin yani. Bunu neyin anlatayım ben yani, bakın kuzular buldu annesini, bak bulanları görüyorsunuz.
Allah Allah. Bunun niye böyle şeyleri? Bunlar cinsi renkleri? Böyle. Ne cinsi ne bunun? Cinsi bunun Romanova. Getir Erfan'da getir. Eyvallah. Çok güzel. Evet. İkiz. Ya bırak da diyor annemi bulayım diyor ya. Bırak da diyor annemi bulayım. Bırak. Bırak da bulsunlar. Şimdi burada cinsler hep farklı farklı değil mi Murat? Yok hepsi şey ya. Cinsi... Hepsi Romano mu? Yok cins farklı bunlar. Ha onu diyorum. Hepsi farklı cinslerden var yani. Farklı cinslerden var. Halep var teki. Evet. Ondan sonra sakız kırması var koç boynuzlu. Güzel. Kırma ile şey işte Romano bunlar. Sen şu anda yetiştiricilik evet. uğraşıyorsun. Yani yetiştiricilik. Damızlık evet, değil değil mi? Damızlık bunlar. Damızlık mı? Damızlık. Yani sen damızlık olarak satıyorsun. Evet damızlık olarak satıyorsun. Kesim evet. için değil yani. Yok kesim için değil. Biz damızlık için. Üretim yani. Evet üretim. Ooo. Vallahi sana bir kafa atarsa görürsün amma. Evet keçiden şu anda şov izliyoruz. Hadi, hadi, sen inatçısın benim hadi, hadi. Tamam, tamam geçti, tamam, 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 tamam. Değerli izleyicilerimiz, Taş Budak'tayız. Her zaman olduğu gibi annelerimiz, ablalarımız bir yandan yağlı ekmek yapıyorlar, bir yandan sıkma yapıyorlar. Kendilerine has bir tereyağı var buranın. Kaymak tadında. Hakikaten çok güzel yani. Biz sabah muhtarım ikram etti. Servet abimle beraber tadına baktık. Hakikaten çok güzel. Şimdi buradaki ablalarımızı bir tanıyalım. Ne yapıyorlar onu bir soralım. Abla... Sen ev sahibi gibi duruyorsun. Evet. Ben Taşbudak Köyü Mahallesi muhtarının hanımıyım. Ha öyle mi? Evet. Biz sabah tereyağını sizden yedik yani. Ha o yüzden arada ben onaylıyormuş demek ki. Tereyağı da sizden mi geldi yoksa? Evet evet. Biz tamam. kendimiz yaparız. İneklerimiz var. Yağımızı, peynirimizi kendimiz yapar, kendimiz yeriz işte. Evet. Misafirlerimize ikram yaparız. Allah razı olsun. Zaten sabah muhtarım dedi ki İsmail'im dedi buradaki gördüğün her şey doğal dedi. Bir tek bal dışında dedi. Balı dışarıdan almışlar. Hani balcıya mı gönderme yaptı tam da anlamadım. Hani her şey doğal dedi. Bal acaba şekerli mi diye öyle dedi bilmiyorum tabii. Ondan muhtara sormak lazım. Muhtarın eşi de sağ olsun Allah razı olsun. Hani bize kahvaltı hazırladı sabah. Malumunuz erken geliyoruz. Allah razı olsun eline sağlık abla. Afiyet teşekkür olsun. Ediyoruz. Peki şu an kimin evindeyiz biz? Bu bu benim görümcem olur. Ha, muhtarın ablası. Evet. Çok ablası. Güzel. Annem mi? Emine Yılmaz, muhtarın ablasıyım ben. Emine Yılmaz. He. Sen ocağın başına oturmuşsun Emine abla. Ben dön çeviriyorum ya işte. He. Sen bu da gelinde gelinde gidiyor he. Ben de çeviriyorum. Sürekli böyle yardımlaşır mısınız? Yardımlaşır. Ben bu itti mi zaten var çevirdim. Allah razı olsun yani birbirinize imece usulü yardım ediyorum. Koca öleli 4 sene oldu. 5. seneye devre oldu. Yok. Ha. Vallahi dün gibi daha unutmamış ha. Unutmadım unutmadım. Ne unutması? Ya. Ne unutması? Özledin değil mi? Abo şöyle şeye durdursam da orada dursaydı kanepede. Ya. Ya ya. Ama işte Allah gani gani rahmet eylesin. Abi, sonuçta göçtü. Çok güzel ilahi söyler değil mi? Söylüyor. Emine abla çok güzel ilahi söylermişsin sen öyle dediler. Ya şimdi bu şeyde söyleyemem ki. Niye? Şimdi niye söylüyorsun? Kalabalık ya. Sesim gidiyor. Kalabalık. Boşaldın içeri. Çık çık çık. Ha. Recep çık. Bu kendi unumuz bizim. Hamurunu da yoğururken duzunu ızatarız. Çok yoğurduk muydu ekmeğimiz daha güzel oluyor. Niye öyle oluyor? Çok yoğurmak. Ha bereket doluyor yani. Ya işte yoğurmak derken yani çok atmak değil de şöyle çok yoğurmak yani. Ha siz şey yapıyorsunuz. Biraz daha fazla yoğuruyorsunuz. Ondan biraz daha iyi oluyor. Peki şimdi şuna ne diyorsunuz siz abla? Bizim işte bu köyümüze ait ekmeğimiz mayalı. Mayalı. Tamam. Evet. Şebidin incesi. Valla Şebid'i tanımıyoruz. Şebid'i bilmezler tabi. Siz mayalı biliyorsunuz. Evet. Biz eyvallah. Yuka'da yaparız, yuka'da yaparız, mayalı da biliyoruz. Yuka dediğin hangisi? O daha da uzun mu? Göğü kaçılır. Tamam bizim o tarafta da Şebid'dirler ona. Ha.
daha uzun da şey bitti derler. Bize daha ince olur. Hatta kurur, ıslatırlar. Ondan sonra yumuşacık olur. Ha, evet. Şimdi Emin ablamı tanıdık. Muhtarın hanımını tanıdık. Seni tanıyalım abla. Ben de bunların gelini oluyorum. Muhtarın yengem olur bu. Benim. Nasıl benim oluyor yani? Kardeşimin hanımı. Ha, kardeşinin hanımı. Tamam. Evet. Siz de gelin görümcesiniz o zaman. Güzel. Sen ne yapan ya? Ha, ben de işte buraya koyuyoruz işte birbirimize yardım ederiz. Yardım ediyorsunuz. Çok güzel. Bizim geçimimiz çiftçilik, hayvancılık. Biz de ekmek yapıyoruz. Evet. Evin işleri. İşte çocuklarımızı okuyanı okuttuk. İşte öyle muhtaç olmadan yetiştirdik Allah azim ise çocuklarımızı. Elhamdülillah. Ne güzel, ne güzel. İşte böyle kendimiz yapıyoruz. Bizimki didinmek yani elemeye göz nuru. Eyvallah, eyvallah. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Atatürk'ün bir demişliği var. Köylü milletin efendisi, o çok doğru o laf. Kesinlikle doğru. Evet. Kesinlikle doğru. Niye doğru? Yani bizim atamız sonuçta hani köyden geliyor. Hepimiz köylüyüz. Onda sıkıntı yok. Kesinlikle doğru. Ablam seni de tanıyalım. Ümmü Gülsün İlte. Evet. Ben de sıkıyorum. Tamam. Onlar yapıyorlar, sen sıkıyorsun. Evet. Bu ablam da yağlıyor. Evet. Abla sen de yağlıyorsun. Evet. Sen yağlamayı seviyorsun o zaman. Evet. Yağlamayı evet seviyoruz. Bize de var yağcı. Gelin olur. Gelin olur. Benim gelin. Öyle mi? Biz çok severiz. İşte gelin görümce hep beraberiz. Zaten maşallah hepiniz gibi bir komşu var yabancı. Yani hani o da yabancı yok, değil şimdi mi? Hep gelin görümce yani. O onun gelin görümcesi. O ona gelin görümce. Aynı böyleyiz. Başka günde aynı böyleyiz. Ha, sürekli böyleyiz. Evet. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. Amin. Ne güzel. Abla senin ismin neydi? Hayriye Yılmaz. Hayriye Yılmaz. Evet. Hayriye abla sen yağlama işlemini yapıyorsun. Evet, yağlama. Ablam sıkıyor. Bu ablam beze yapıyor. Herhalde değil mi? Bu ablam açıyor. Emin ablam da pişiriyor. Evet. Yani müthiş bir organizasyon. Mükemmel bir ekmek yapımı, sıkma yapımı. Bize tabii ne yapıyoruz? Bizim de bir görevimiz var. Herkesin görevi olduğu gibi biz de sıkmaları yiyeceğiz. Görevimiz bu. Tadına bakacağız. Olmuş mu diyeceğiz. Puan vereceğiz. Tabii en ağır görev bizde. En ağır görev bizde. Zor tabii. Bizim işimiz de zor. Allah bize de kolaylık versin. Yiyeceğiz yani sonuçta. Şunu bir yiyiyorsun yani öyle mi? Tadına bir bak diyor. Oh çok da güzel koktu. Evet böyle yani işte durumlar. Evet. Sadece peynir de var. Onun sonra güzel de yağlamışlar. Ablan da güzel sıkmış. Hadi kapat da yiyelim. Sol cennetin ırmaklarına karallah diyor diyor. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah diyor diyor. Öter Allah diyor diyor. Aydan aydın din yüzleri, şekerden tatlı sözleri, cennette huri kızları gezer Allah diyor diyor. Yunus Emri var yarına, koma bugün yarına, yarın Allah divanına, duran Allah diyor diyor. Kurulanman insanoğlu, ölmemeye çare mi var? Yakası yok ak gömleği giymemeye çare mi var? Değerli izleyicilerimiz, Emin ablam bize güzel bir ilahi söyledi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Herkesin bağlama akort ayarı farklı oluyor demek ki. Bu da kulağını dayıyor. Bunu da ilk defa görüyoruz. Ne yapıyor Mustafa? Bir dakika abi ya. Ha tamam abi. Böyle bir hareket beklemiyordum yani. Değerli izleyicilerimiz, Taşbudak'tayız. Ereğli ilçemize bağlı Taşbudak mahallesindeyiz. Gönlü güzel insanlar şu anda köy kunağındalar. Hem böyle güzel sazlı sözlü bir muhabbet yapacağız. Hem de güzel türküler söyleyeceğiz. Değil mi Mustafa'm? İnşallah. Mustafa Can kardeşim programın başında söylemiştim size. Daha önce Konya Stüdyo Konya FM'de konuk olmuştu. Aslında hani
gözümüz aşina Mustafa'ya, hatırlıyoruz ama hatırlamayanlar için tekrar edelim. Mustafa Can kardeşim aynı zamanda böyle sizlerin nacizane düğünlerinizde sazlı sözlü eşlik ediyor. Evet. Eğlenceler yapıyor. Evet, sağ olsun kendisi de bu köylü olduğu için onun sayesinde bugün buradayız. Ve tabii ki sazın üstadı Mustafa kardeşim bize güzel türküler okuyacak. Kiminle? Yaveri. Darbukacı Mustafa'yla. Oo bak gel bir de alalım abi. Benim konuşmalarım aralarında bunu yap abi. Aynı zamanda ben bir şey daha söyleyeyim. Bizim buyur. Ekibimizde normalde bir arkadaşımız daha var ama. Evet, orkçumuz var. Aynen, bir orkçumuz var. Hani tabii arabayla geldiğimiz için hani yer olmadığı için tabii onu da getirmedik. Ona da selam olsun. Selam yani. Olsun. Orkçu vallahi sana yer bulamadık yani. Şimdi sen bir de tesisat getireceksin. Bir sürü malzeme. Kusura bakma seni getiremedik. Sen de bir dahakine artık. O üstünü. Sinan. Sinan kardeşim sana da selam olsun. Biz şimdilik iki Mustafa'yı aldık geldik. İnşallah üçümüz de bir yere gideriz Hazar. Öyle ümit ediyorum. Şimdi abi bize ne söyleyeceksin? Yine çok eskilerden Cevdet Babacan'ın Çiftistan diye bir parçası var. Uzun hava. Uzun yani hava. Köy havalarından diyeyim inşallah. Eyvallah. O zaman zaten köydeyiz. Köy havası güzel gider. Değil mi? Muhtarım nerede? Bekir abi. Geliyor. Az kaldı geliyor. Geliyor. Yufkaları getirmeye gitmiş. Yufkaları getirmeye gitmiş. Sevet abinin de aklı sıkmalarda kaldı. Abi türküden sonra yiyeceğiz. Rahat ol. Yani onlar gelecek yani biz yiyeceğiz. Uzun havayla başlayalım. Tamam. Giyme dedim çift fistanı giydin de oyma dedim yakasını oydun mu? Seni bana vermiyorlar duydun mu? Mevla'nın işidir de kime ne dedim? Seni bana vermiyorlar duydun mu? Mevla'nın işidir de kime ne de? Şöyle güzellerde yar olur da bağ gazel düşmeyince arm olur. Bana güzel sevmedi yollar neden sevmeyim? Güzel sevmeyince niye arm olur? Bana güzel sevmedi yollarda neden sevmeyim? Güzel sevene de niye marum?
geldim, ölü keledim. Aynalı beşikte canan bebek beledim. Aynalı beşikte canan bebek beledim. Büyüttüm besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Güzel simadır aklımı alan, aşkın sevdasını canan sineme saran. Bizi kınamasın ehli din olan, gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Allah razı olsun. Sesine, yüreğine, diline sağlık. Hakikaten gittiğimiz şeylerde bu tip sazlı sözlü muhabbet olduğu zaman programımız daha bir farklı oluyor, daha bir renkleniyor. Sizlerin sayesinde bugün programımız da renklendi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vesile oldunuz. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir fasıl yaptıktan sonra tabii ki biz Taşbudak'ta Ereğli ilçemize bağlı Taşbudak mahallemizde gezimize devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün İsmailce'de sizlerin ekranlarınıza Ereğli ilçemizin Taşbudak mahallesini ekranlara taşımaya çalıştık. Ve buradaki gönlü güzel insanlarla hoş sohbetler ettik, muhabbetler ettik ve sağ olsun Mustafa kardeşimle beraber de sazlı sözlü bir fasılla programımızı tamamlıyoruz. Şu anda artık köyümüzün giriş kısmındayız. Ekranlardan, arka tarafımızdan siz de Taşbudak mahallemizi görebiliyorsunuz. Artık tabii ki muhtarımızın en başta söylediği gibi köyde çok fazla insan kalmadı. Niye? İlk dönemde bir göç aldığından dolayı yıkık, virane evler de var. İnşallah hani devletimizin desteğiyle de köylere tekrar geri dönüş olacak ümidiyle muhtarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah. Bekir abi, Allah razı olsun. Köyünü açtın, gönlünü açtın, misafir ettin bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Sesimizi duyurduğumuz için. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Hocam, sana çok teşekkür etmek istiyorum ben. Şöyle alayım seni hocam. Yani arka tarafta hep beni görünmedin ama Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür. Eyvallah. Saygılar sunuyorum. Allah size. Yani hocamız Allah razı olsun. Hani devlet görevlisi olduğu için, devlet memuru olduğu için pek ekranda görünmek istemedi ama hakikaten teşekkür ediyoruz. Arkamızda pervane oldu, ilgilendi sağ olsun. Hani yüzüne de teşekkür etmek istedim. Allah razı olsun. Fatih kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kuaför kardeşim sana çok teşekkür ediyoruz. Mustafa, sana da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Hani Taşbudak'ı tanıdık. Evet. Senin sayende
Bu gönlü güzel insanlarla tanışma imkanı sağladın bize. Evet. Allah razı olsun. Allah sizden teşekkür de razı ediyoruz. Olsun. Ben buradan aynı zamanda Can ailesine de selam göndermek istiyorum Konya'ya. Eyvallah. Bunların hepsi ücretli. Yazın bunları. Tamam. Eyvallah Mustafa abi teşekkür ediyoruz. Dursun emmim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin abi. Allah razı olsun. İsmini hatırladıklarım Murat kardeşim, Ahmet kardeşim. Allah razı olsun. Hüseyin abiydi değil mi senin de ismin? Hüseyin abi teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cumali abi Allah razı olsun. Biz de size KonTV ailesi olarak köyümüz adına, muhtarımız adına çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Velhasıl vel kelam değerli izleyicilerimiz, bir İsmailce'nin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeğe geçen arkadaşlarım adına ekranın başında bizleri takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli kameraman abim Servet Yavuz Demir'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Recep Karaca'ya da edelim bari hani. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz ona da. Bugün de İsmailce'nin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affedin efendim bizleri. Başka bir İsmailce'de tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rüzgarda uçmadan el sallayalım hep beraber. Evet.